Belçika'nın kalbinde sessiz bir şehir var, Löwen. Dışarıdan bakıldığında sıradan ama içeride dünyanın en ileri çiplerinin kaderi orada çiziliyor. Peki bir laboratuvar tüm teknoloji devlerini nasıl yönlendirir? Litografi, yani ışığın kalemi, görünmez çizgilerle geleceği şekillendiren teknoloji bu. Ama nasıl oluyor da bir ışık milyarlarca atomun arasına bu kadar hassas dokunabiliyor? Ve asıl soru şu, IMEC neden dev şirketlerin bile adımlarını ölçüp biçtiği bir merkeze dönüştü? Merhaba, ben Hüseyin Kızıloğlu, burası Hızlı Şarj. Bugün sizi modern teknolojinin en sessiz ama en güçlü sahnesine götüreceğim. Bu videoyu bitirdiğinizde mikroçip kelimesi sizin için artık bambaşka bir anlam taşıyacak. Eğer teknolojiyi gerçekten derinlemesine anlamak, sadece ne olduğunu değil, nasıl çalıştığını öğrenmek istiyorsanız abone olmayı ve bu videoya bir beğeni bırakmayı unutmayın. Çünkü burada anlatacaklarım dünyanın dev şirketlerinin bile sessizce izlediği bir devrimi açıklıyor. Bir mikroçip aslında minyatür bir şehir gibidir. Yolları vardır ama bunlar elektron yollarıdır. Köprüleri vardır ama bunlar veri köprüleridir. Enerji hatları vardır ama bunlar milyarlarca atom kalınlığında metal katmanlardan oluşur. Ve bu şehir bir kum tanesinden bile küçüktür. Bu görünmez şehir planı gözle görülmeyen bir kalemle çizilir. Mor ötesi ışık. İşte biz buna litografi diyoruz. Yani ışığın çizim sanatı. Ama asıl sihir detayda gizli. Işığın dalga boyu ne kadar kısalırsa çizdiğiniz hatlar da o kadar incelir. Klasik derin mor ötesi sistemlerde, yani DUV, bu dalga boyu 193 nanometre civarındadır. Ama aşırı mor ötesi, yani EUV teknolojisinde bu rakam sadece 13,5 nanometreye düşer. Yani kalem neredeyse 15 kat incelir. İşte o fark bir çip neslinden diğerine sıçramayı sağlayan görünmez devrimdir. Löwen'deki merkez 300 milimetrelik silisyum, yani wafer plakalar üzerinde çalışıyor. Yani çiplerin doğduğu yüzeylerde. IMEC 2024-2025 raporlarına göre 6000'den fazla araştırmacı ve mühendisten oluşan dev bir ekiple bu süreci yürütüyor. Amaç sadece yeni çipler üretmek değil, üretimin kendisini mükemmelleştirmek. Burada mühendisler bir fabrikanın nasıl işlemesi gerektiğini adım adım tasarlıyor. Hangi sıcaklıkta hangi kimyasal uygulanacak, ışık yüzeye hangi açıyla düşecek, işlem süresi kaç saniye olacak? Bütün bu parametreler önce burada test ediliyor. Yani bu bina doğrudan ürün üretmiyor, üretimin kendisini kusursuzlaştırıyor. En doğru tanım şu, IMEC bir araştırma ve inovasyon merkezi ve kalbinde gerçek bir fabrikanın birebir simülasyonu gibi işleyen o meşhur pilot hat var. Bunu şöyle düşün, bir otomobil fabrikasında üretim başlamadan önce motor, fren, gövde ve yazılım onlarca kez test edilir ya. İşte burada da aynı şey yapılıyor. Sadece fark şu, burada üretilen şey bir çip değil, üretimin kendisinin nasıl yapılacağı. IMEC geleceğin fabrikasını bugünden prova ediyor. Bulunan her üretim tarifi daha sonra Intel, Samsung ya da TSMC gibi devlerin hatlarına doğrudan aktarılıyor. 21 Mayıs 2024'te duyurulan Nano IC projesi de bunun en büyük kanıtı. Avrupa Birliği, Flanders bölgesi ve sanayi ortakları 2,5 milyar euroluk dev bir fonla IMEC'e yepyeni bir görev verdi. 2 nanometrenin altındaki üretim teknolojileri için Avrupa'nın ilk Ar-Ge pilot hattını kurmak. Bu çip dünyasında sessiz ama devasa bir dönüm noktası. Çünkü artık Avrupa'da geliştirilen yeni malzemeler, örneğin transistörün içinde elektriği yönlendiren o mikroskobik kapı yalıtkanı ya da rezist dediğimiz ışıkla şekil verilen yüzeyin kimyasal boyası, artık sadece bilgisayar çizimlerinde değil, gerçekte üretilip test edilecek. Örneğin bu yeni çağın 3 temel mimarisi var. Nanosheet, Forksheet ve Sifet. Bu isimler karmaşık gelebilir ama aslında fikir çok basit. Her biri transistörleri bir araya dizme biçimimizi değiştiriyor. Bir çipi içinde milyonlarca küçük musluk olan dev bir su hattı gibi düşün. Her musluk elektriği açar kapar. Bu muslukları ne kadar sık ve düzenli yerleştirirsen o kadar fazla su, yani elektrik akışı yönetebilirsin. Ama aralık çok daralırsa su sızar, ısı artar, sistem kararsızlaşır. İşte nanosheet mimarisi
bu sorunu çözmek için kanalları çok katlı şekilde üst üste yerleştiriyor. Aynı alanda daha fazla transistör, daha güçlü akım kontrolü demek. Forksheet ise bu katmanları ince duvarlarla ayırıyor. Isı yalıtımını azaltıyor, elektrik akışını daha kararlı hale getiriyor. Sifet aşamasında ise bu yapı dikey olarak istifleniyor. Yani artık transistörler sadece yan yana değil, üst üste de çalışıyor. Bu elektronik evrimin dikey boyuta geçtiği an demek. Ve şimdi sahneye Hayne EUV teknolojisi çıkıyor. Burada artık sadece ışığın kalınlığı değil, üretim mantığının kendisi değişiyor. Çünkü her şey milimetrenin milyonda biri hassasiyetinde ölçülüyor. İşte bu yüzden IMEC sadece ışığı değil, etrafındaki bütün ekosistemi yeniden kalibre ediyor. Yeni maskeler, rezistler yani ışığa duyarlı kimyasallar ve metroloji araçları Hynek'in çevresinde baştan tasarlanıyor. Burada IMEC'in 3 katmanlı araştırma modeli devreye giriyor. Birinci katman malzeme fiziği. Yeni elementlerin atom ölçeğindeki davranışı inceleniyor. Mesela silisyuma germanyum eklediğinizde hızı ne kadar artıyor ya da rutenyum kaplama ısı dayanımını ne kadar yükseltiyor. İkinci katman cihaz mimarisi. Nanosheet, forksheet ve sifet gibi yapılar sadece küçülmeyi değil, elektron akışının yönünü bile yeniden tanımlıyor. Üçüncü katman üretim penceresi. Burada sıcaklık, basınç, plazma süresi gibi değişkenler tek tek optimize ediliyor. Amaç üretimdeki verim oranını arttırmak. Yani 100 çipten 70'i değil 95 çalışsın. IMEC bu oranı %99'a çıkarabilecek süreçleri test ediyor. Ve tüm bu görünmeyen çalışmalar aslında cebindeki telefonda hissediliyor. Bugün gece çekimleri neden daha net biliyor musun? Çünkü sensörün içindeki transistörler artık daha az sızdırıyor. O ışık parazitini engelleyen şey yazılım değil. IMEC'in geliştirdiği yeni üretim katmanları. Yani o berrak görüntü aslında bir mühendislik zaferi. İşte bu yüzden IMEC yalnızca bugünün teknolojisini değil, gelecek 5 yılın temelini de bugünden inşa ediyor. Şimdi aynı laboratuvarda 1.4 nanometre sınırının ötesi araştırılıyor. Bir transistörün kapısı artık sadece birkaç atom kalınlığında. Klasik yöntemlerle daha fazla küçülmek neredeyse imkansız. İşte tam bu noktada IMEC devreye giriyor. Yeni mimariler, yeni malzemeler ve hatta tamamen yeni üretim yöntemleriyle bu görünmez duvarı delmeye çalışıyor. 2025'te paylaşılan Arthur Wolf Forksheet denemeleri bunun somut örneği. Bu mimaride iki farklı transistör tipi arasına ultra ince bir yalıtkan duvar yerleştiriliyor. Sonuç, akım sızıntısı azalıyor, performans korunuyor. Sistem hem daha serin hem de daha hızlı çalışıyor. Bu sonuç IMEC'in 11 Haziran 2025 tarihli teknik notunda paylaşıldı. Burada asıl dikkat çekici olan IMEC'in artık sadece bir üretim çözüm merkezi değil, fiziksel sınırları yeniden tanımlayan bir kurum haline gelmiş olması. Onlar için hedef daha fazla transistör değil, daha verimli elektron akışı. Çünkü bugünün yarı iletken devrimi artık daha küçük değil, daha akıllı üretimle ilerliyor. IMEC sadece teknolojinin merkezinde değil, aynı zamanda o teknolojiyi ekonomik olarak sürdürülebilir hale getiren motor görevinde. Gelir modeli 3 temel üzerine kurulu. Üyelik yani konsorsiyum, ortak Ar-Ge projeleri ve pilot hat kullanımı. Dünyanın en büyük teknoloji devleri Intel, Samsung, TSMC, ASML hatta otomotiv markaları IMEC'e yıllık üyelik ücreti ödeyerek bu bilgi havuzuna erişiyor. IMEC burada veriyi satmıyor, deneyimle doğrulanmış bilgiyi kiralıyor. İkinci gelir modeli ortak Ar-Ge projeleri. Örneğin bir malzeme tedarikçisi yeni bir rezist yani ışığa duyarlı kimyasal film geliştirdiyse bunu doğrudan fabrikada test etmez. Çünkü yanlış bir formül milyonlarca dolarlık wafer çöpe gidebilir. İşte bu yüzden denemeler IMEC'in kontrollü ortamında yapılır. Maske tasarımı, ışık dozu, pozlama süresi, kimyasalın yüzey gerilimi her biri milimetrenin milyonda biri hassasiyetle ölçülür. Sonuçta üretici sadece bir formül değil, gerçek üretim koşullarında onaylanmış bir tarif elde eder. Aynı şekilde bir bellek üreticisi yani bir hücre tasarımını örneğin DRAM ya da NAND test etmek istiyorsa IMEC'in pilot hattına girer. Orada litografi, aşındırma, kaplama ve parlatma adımlarının onlarca kombinasyonu denenir. Ardından verim eğrileri çıkarılır, yani yüzlerce farklı parametre içinden üretim verimini en çok yükselten kombinasyon belirlenir. Böylece IMEC şirketlerin hem zaman hem de risk maliyetini azaltır.
Bu nedenle birçok dev kendi Ar-Ge hattını kurmak yerine IMEC'in üyelik sistemine katılmayı tercih eder. Avrupa Birliği'nin 2,5 milyar euroluk Nano IC yatırımını IMEC liderliğinde desteklemesi de bu güvenin sonucudur. Çünkü bu program IMEC'in yaptığı her denemenin ekonomik olarak geri döndüğünü kanıtladı. Avrupa Birliği'nin Nano IC desteği IMEC'in Ar-Ge faaliyetlerinin yalnızca bilimsel değil, ekonomik getiri üreten bir yapıya dönüştüğünü gösteriyor. Bugün IMEC'in stratejisi artık tek bir teknolojiye değil, 5 temel alana aynı anda odaklanıyor. Litografi, malzeme bilimi, cihaz mimarisi, paketleme ve metroloji yani ölçüm bilimi. Bunlardan ilki Hynie EUV. Klasik EUV'ye göre %60'a kadar daha yüksek çözünürlük sağlıyor. Basit düşün, bir şehrin yollarını yeniden boyuyorsun ama fırçan 3 kat daha ince. Sonuç daha net hatlar, daha kısa süre, daha az hata. ASML 2025-2026 döneminde bu sistemde yüksek hacimli üretime geçmeyi hedefliyor. İkinci alan Forksheet ve CFET geçişi. Bu yapılar çip dünyasında 2 boyutlu düzlemden 3 boyutlu yapıya geçişin köprüleri. IMEC'in 2025 VLSI konferans raporlarına göre bu teknolojiler 2 nanometre altına inişte kilit rol oynayacak. Üçüncü alan IMEC'in asıl gücü ekosistem orkestrasyonu. Burada hedef yüzlerce şirketin aynı anda aynı hedefe odaklanmasını sağlamak. ASML'in tarayıcıları, Zeiss'in aynaları, Tokyo Electron'un kimyasal buhar sistemleri, Applied Materials'ın ince film ekipmanları. Hepsi aynı senfonide, aynı ritimle çalışıyor. Dördüncü alan ileri paketleme ve RF bağlantıları. IMEC burada interposer yani çipler arası köprü katmanı teknolojisini geliştiriyor. İki çip arasındaki yol ne kadar kısa ve düzgünse sinyal kaybı o kadar azalır, ısınma düşer. IMEC'in 2025 RF raporuna göre artık çipler arası hatlar o kadar hassas üretilebiliyor ki sadece 1 mikrometre genişliğinde iletken çizgiler ve bunların arasında 5 mikrometre boşluklar bırakılarak sinyal kaybı neredeyse sıfıra indiriliyor. Ve 5. alan Hynie'de ilk ışık. 2024'te IMEC ve ASML ortak laboratuvarlarında çip üretiminde tarihi bir an yaşandı. Araştırmacılar yeni Hynie EUV makinesinde rezist tabakasına ilk kez ışık yansıttı. Işık yüzeye vurdu, kimyasal tepki gerçekleşti. Desen başarıyla oluştu. Bu test Hynie'in artık laboratuvar aşamasından çıkıp üretim öncesi prova hattına geçtiğini resmen kanıtladı. Tüm bu sistem birlikte çalıştığında ortaya benzersiz bir tablo çıkıyor. Şirketler artık milyar dolarlık hatlarını riske atmadan geleceğin teknolojisini bugünden test edebiliyor. Ve tüm bu sistemin altında yatan felsefe tek cümleyle özetlenebilir. IMEC, bilgiyi üretimden önce doğrulayan kurumdur. Çünkü doğru bilgi yalnızca süreci hızlandırmaz, aynı zamanda dünyanın enerji tüketimini de azaltır. Artık tablo net. IMEC bir fabrika değildir. Ama fabrikaların yol haritasını çizer. Üretim yapmaz. Üretimin yapılabilirliğini tanımlar. Peki bundan sonra ne olacak? Ufukta iki büyük öngörü var. Birincisi 2025-2026 döneminde Hynie EUV sistemlerinin seri üretime geçişi. Asıl yarış artık kimin tek adımda daha kararlı baskı aldığı, kimin metrolojiyi hızlandırdığı ve kimin maske setlerini en verimli hale getirdiğiyle belirlenecek. Bu yarışın merkezinde ise ASML IMEC ortak laboratuvarı olacak. İkincisi transistör mimarisinde nanosheet, forksheet, CFET evrimi tamamlanacak. 3 boyutlu cihaz yapıları birden değil katman katman olgunlaşacak. Forksheet burada bir geçiş katı gibi. 2 katlı bir binayı dikmeden önce sağlam bir asma kat inşa etmek gibi. Bu geçiş tamamlandığında CFET mimarisiyle enerji verimliliği ve hız aynı anda zirveye çıkacak. Fakat bu hikaye yalnızca işlemcilerle sınırlı değil. Bugün Löwen'deki o beyaz sessiz odalarda yapılan her deney yarının telefonlarının, bilgisayarlarının ve hatta otomobillerinin kaderini yeniden yazıyor. Çünkü orada atılan her adım geleceğin teknolojisinin temelini oluşturuyor. Ben Hüseyin Kızıloğlu, burası Hızlı Şarj. Eğer bu anlatım size gerçekten bir şey kattıysa abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarda görüşlerinizi yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Teknolojiyle kalın, merakla kalın arkadaşlar.